İlavete diye ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor, kamuda çalışan işçilere ilavete diye ödeme tarihleri belli olmuştu. Resmi gazetede yayımlanan karara göre ödemeler iki bölümde yatırılıyor, söz konusu ödemelerin Ramazan bayramı öncesi yatıp, yatmayacağı merak konusu oldu. Son dakika haberine göre, Türk İş Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk 6 ay için %40 zam olduğunu bildirdi. Peki, 2023 Nisan ayı tediyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaşlarını etkileyecek mi? İşte, ayrıntılar. Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu kamu işçisine zam teklifinin gelmesinin ardından araştırılmaya başladı. Ramazan bayramı öncesi tediye ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bu yıl verilecek ilave tediyelerin birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri açıklandı. Peki, Nisan ayı tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, kamu işçisi son dakika gelişmeler. İlave tediyeler ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazetede yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamada 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelerin ilkinin 27 Ocak 2023 tarihinde, ikincisinin de 17 Nisan 2023'te ödeneceği bildirildi. İlave tediyelerine kimler yararlanacak? İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.